Hadi x ile y arasında bir ilişki oluşturalım. Ee, diyelim ki burası x olsun ve burası da y. Ve x 1 olduğunda y 4 olsun. x 2 olduğunda y 8. x 3 olduğunda y 12 olsun. Hemen gördüğünüz üzere evet bu bir orantılı ilişki. Hatırlayacağınız üzere orantılı ilişki olabilmesi için değişkenler arasındaki oran sabit olmalıydı. Örneğin burada y bölü x'e, evet buna bakacak olursam, 4 bölü 1'den sonuç 4. 8 bölü 2 de aynı şekilde 4. 8'in yarısı da diyebiliriz aslında. yani 4 ve 12 bölü 3 de aynı şekilde 4. y bölü x her zaman 4 sonucunu verdi. Aslında şuraya bir tane daha sütun çizeyim. y bölü x'i yazacağım bir sütun daha çizdim. 4 bölü 1 yani 4. 8 bölü 2. Aynı şekilde 4 ve 12 bölü 3'ün de cevabı aynı şekilde 4. Buradaki bu oranı kullanarak yani y ile x arasındaki sabit oran olan 4'ten bahsediyorum. y ile x arasındaki ilişkiyi denklem olarak yazabiliriz. Bu zaten bir denklemdir dediğinizi duyar gibiyim. Biz iki tarafı da x ile çarpıp biraz daha güzel bir denklem haline getirelim. Evet hadi iki tarafı da x ile çarpalım. x bölü x 1 olduğu için sol tarafta sadece y kalacak ve y eşittir 4 çarpı x'i elde edeceğiz. Yani x 1 olduğunu da bunun 4 katı 4'tür. X 2 olduğunda 4 katı 8. İşte bu şekilde 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarpıyoruz. Bu durumda bakacak olursak 4 sayısı bizim orantı sabitimiz. Evet orantı sabitimizdir. Bazen insanlar sabit oranda diyebiliyorlar. Fark etmez. Bazen bu oran değişim hızı olarak da adlandırılabiliyor. 4 değeri nasıl bir değişim yaratırdı? Daha iyi açıklayabilmek için bir örnek daha yapalım. Ama bu sefer birim kullanacağım. Diyelim ki x e, sarıyı zaten kullandım bir saniye. Bu sefer mavi kullanayım. Diyelim ki x zaman birimi olsun y ise uzunluk birimi olsun ya da ya da bir saniye. x'e zaman diyelim ama saniye türünden olsun. Şu şekilde yazayım. x saniye türünden olacak. y ise metre türünden, evet uzunluğu ifade edecek. İşte bunun birimi metre, bunun birimi ise saniye. Diyelim ki bir saniyede hmm, kaç metre yol gidelim? Hadi 7 metre olsun. 2 saniye sonra 14 metre yol gitmiş olduk ve 3 saniye sonra ise 21 metre yol gitmiş olduk. Görebileceğiniz üzere, bu da bir orantılı ilişkidir. y ile x arasındaki oran her zaman 7'dir. 7 bölü 1, 14 bölü 2, 21 bölü 3. Ama ben birimlerini de yazmak istiyorum. Yani y bölü x eşittir. Buraya dikkat edin 7 metre bölü 1 saniye ya da saniyede 7 metre de diyebiliriz. Şimdi buraya bakacak olursak, y bölü x, 14 metreyi 2 saniyede gitmişiz. Peki 14 bölü 2 neye eşit? 7, birimi ise metre bölü saniye. İşte burada sürekli 7 bulduğumuz sabiti bazen orantı sabiti olarak da adlandırırız. Ee, i̇şte gayet açık şekilde yazıyor. 1 saniyede alınan yol. Eğer biraz genelleyecek olursak, eğer orantılı ilişkilerle baş başaysak, durumun denklemini oluşturacak bir denklem yazabiliriz. y bölü x eşittir k yazabilirim. Tabii ki burada k bir sabit sayı. İlk örnekte k 4 idi. İkinci örnekte ise k değeri 7 oldu. Ya da denklemi biraz değiştirebilirsiniz. İki tarafı da x ile çarpacak olursak, y eşittir k çarpı x olacaktır. k yine aynı şekilde sabitimiz. Yani orantı sabitimiz. Sabit oranda diyebilirsiniz. Aslında basit görünse de matematiğin birçok yerinde karşınıza çıkacak. Bu orantı sabitini gördüğünüzde tanıyabilmeniz için bence güzel bir ders oldu.